Merhabalar. Bu derste MaxQ da nedir ve kimler kullanır soruları üzerinde duracağız. Hemen başlayalım. MaxQ da daha çok nitel ve karma araştırma yöntemlerinde kullanılan, işleri kolaylaştıran ve kısaltan bir program. Röportajlar, anketler, belgeler, tablolar, bibliyografik veriler, resimler, videolar, web sayfaları gibi verileri programa aktarabiliriz. Bu verileri organize edebiliriz, analiz edebiliriz, daha sonra görselleştirebiliriz ve çıktı alabiliriz. Programın arayüzü ve kullanımı oldukça basittir. Görelim. Özetle program böyle bir görünüme sahip. 4 tane ekrana bölünüyor. Birincisi verilerinizin olduğu belge sistemi ekranı. Burada belgelerimiz bulunuyor. Bunlar metin belgeleri olabilir, resim dosyaları olabilir veya ses, video dosyaları olabilir. Az önce saydığımız veriler. İkinci ekranımız kod sistemi. Burada temalarımız vardır, yani kodlarımız. Biz bu kodlarımızı veri setimizin içinde ararız ve kodlama yaparız. Daha sonra bu belge sisteminde bulunan belgelere çift tıkladığımızda belge tarayıcısında açılır. Yani belgenin içerisinde ne var? Belge tarayıcısı kısmında görürüz. Daha sonra buradan herhangi bir cümleyi, paragrafı seçip kodlama yapabiliriz. Bir tema atayabiliriz bunlara. Bu işlemleri yaptıktan sonra geri çağrılan bölümler kısmında da yaptığımız kodlamaları görürüz. Yani çıktılarımızı burada görebiliriz. Özetle program bu mantıkla işler. Programı akademisyenler kullanabilir, sosyal bilimciler, sağlık bilimciler. Bunlar yaptıkları çalışmalarda, özellikle nitel çalışmalarda bu programı kullanırlar. Verilerin analizini kolaylaştırır, çalışmalarına yardımcı olur. İkinci olarak öğrenciler kullanabilir. Özellikle okuma yapmak için birebir şöyle düşünebiliriz. Mesela ben tezim için okuma yaparken makaleleri, kitapları programa aktarıp buradan okuyorum. Altını çizdiğim yerler oluyor. Oralara not ekleyebiliyorum veya bir kod belirleyebiliyorum orası için. Daha sonra bu altını çizdiğim yerleri aynı sayfada tek tıkla görebiliyorum veya bu yerlerden harita oluşturabiliyorum. Yani okuma yapmayı kolaylaştırıyor. Ödev hazırlarken de aynı şekilde. Herhangi bir kitabın, makalenin bütününü görmek için birebir. Pazar araştırmacıları, iş sektöründe de kullanılan bir program. Yine piyasa pazar araştırmasında, ürün araştırmasında kullanılabiliyor. Eldeki verileri kategorize etmeye, sınıflandırmaya yarıyor. Şirket için önemli bilgiler elde edilebiliyor program sayesinde. Araştırma şirketleri de kullanabiliyor. Kamuoyu araştırmalarında olsun veya kurumların yaptırdığı spesifik araştırmalarda da kullanılabiliyor. Böyle bir kariyer hedefiniz varsa öğrenmenizde fayda var. Bir diğer grup gazeteciler. Gazeteciler, köşe yazarları herhangi bir konu hakkında yazı yazacakları zaman verilerini bu programla düzenleyip analiz edebiliyor. Yazısı için, köşesi için verilerini uygun hale getirebiliyor. Bir diğer grup psikologlar ve sosyologlar. İçerik analizinde maharetli bir program olduğu için MaxQ'da'yı bu gruplar kullanabiliyor. Mesela psikologlar hasta söylemlerini analiz ederken veya herhangi bir sosyal grupla ilgilenirken sosyologlar bu programları kullanabiliyorlar. Son olarak değineceğim nokta da bireysel kullanımlar. Burası işin biraz fantezi kısmı oluyor ama değinmek istedim. Profesyonel işler dışında da bu programı kullanabilirsiniz. Mesela film veya dizi izlerken hoşunuza giden kısımları kategorize etmek için bu film dosyasını programa atıp programla izleyebilirsiniz. Daha sonra oluşturduğunuz bu başlıkları, temalara tıklayarak ilgili bölümleri tek seferde açabilirsiniz. Yani tek tek videoda aramak yerine. Bu şekilde açabilirsiniz. Mesela film ve dizilerle ilgili kolaj yapıyorsanız aslında kolaylık sağlayabilir. Belki bununla ilgili daha iyi programlar vardır ama bu da kullanılabilir basit olduğu için. Mesela bazı insanlar rüyalarını yazarlar, kayıt tutarlar. Böyle hobileriniz varsa burada kayıt tutup analiz de yapabilirsiniz daha sonra içerik analizi. Bu durumlar geliştirilebilir tabii. Mesela programı mesleğinize de uyarlayabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili kayıtları veya arşiv tutmak istiyorsanız bu programla yapabilirsiniz. Yani burası biraz hayal dünyasına kalıyor. Dediğim gibi fantezi boyutu yani. Bu şekilde kullanımlar mevcut. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Belki artırılabilir kullanım alanları. Bu dersi de böylece noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.